ailelerine yardım için düzenlenen kermesi hedef aldı. Yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamada patlamanın intihar bombacısı olduğu düşünülen bir kadın tarafından üzerindeki düzeneğin patlatılması sonucu meydana geldiği. Oo, günün adamı geliyor. Bir şişe aç da kutlayalım. İstanbul'a gelir gelmez imzanı basmışsın. Bu da paraf. Biliyorsun benim imzam biraz uzundur. İmzamı atayım, yer yerinden oynayacağım. Buyur içeride konuşalım. Hem sana şişe açtırmıştım. Ya, işim çok keko. Konuşup gideceğim. Başka zaman içeriz. Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni İstanbul'a? Ne yaparsan yap. Metropolde disiplini sağlamak zor. Arada bir sıkılamak lazım. Bize ilişkin bir sorun yok değil mi? Bu sıra daha çıkışlar biraz artacak. Çok sefer yapacaksın. Önceden tedbirini al demeye geldim. Yavaşlığının haberi var mı? Kirvenin haberi olmayan bir şey var mı? Tırlarına karşılık kaç kilo toz verdim? O zaman sorun yok. Biz hazırız. Ne zaman yapıyoruz ilk seferi? Yakında. Ben haber vereceğim. Gürkan, seni buraya kadar yorduk, kusura bakma. Epeydir buradasınız. Sıkılmadınız mı? Emperyalistler bizi deşifre etmeye çalışmaktan sıkıldı mı? Yapacak bir şey yok. Enver'in durumu nasıl? Enver eski topraktır. Kolay kolay teslim olmaz. Atlatacak. Onların göze alamadığı şeylere cüret etmeye başlamamız Fred'in efendilerini tedirgin ediyor. Ömer'in mahallesinde bugün bombalı eylem yaptılar, biliyorsunuz. Sanırım çift taraflı bir mesajdı. Fred'in ulaşmak istediği öncelikli bir hedefi daha var. Milli silah projelerimizi engellemek. Her türlü sızmaya karşı tedbir aldık. Konuyu bizzat takip ediyorum. O zaman kendin için de tedbir al Gürkan. Fred için projelerimizi engellemek hayat memat meselesi. Her şeyi göze alabilir. Dikkatli ol. Çıkınca hastaneye gideceğiz sandım. Hastaneye eli boş gidilir mi Sabri? Ya kolaya götüreceksin ya da meyve suyu. Şimdi burada bir limon varmış. Ona bir koparalım. Bakalım ne kadar suyu çıkacak. Burası Gavaş'ın yeri değil mi abi? Ne alakası var? Gavaşlı buradan örgütün adamlarını gönderiyor. Onlar da karşılığında malı gönderiyor. Abi Tatar geldi. Tatar'ın ne işi var lan burada? Ne içiyorsun Mahmut? Keyfin yerinde anlaşılan. Sayende iyiyiz abi. Buyur, Kirve ile mi görüşecektin? Haberimiz olmadı. Yok. Seninle görüşecektim. Soracaklarım var. Buyur abi. Bildiğimiz bir şeyse? Bilirsin, bilirsin. Bilmediğim bir şey olsa niye sana geleyim, değil mi? Mahmut, bugün bir bomba patladı. Nereye birader? Konuşuyoruz. Abi ben bir Kirve'yi arayayım. Malum, bugün aybaşı Mahmut. Şimdi Gevaşlı ekstrelerden zaten şişmiştir. Bir de sen onu arayıp şişirme. Ben ne diyordum Sabri? Bomba diyordunuz abi. Ha. Bugün Ömer Korkmaz'ın mahallesinde patlayan bombayı kim hazırladı Mahmut, sen bilirsin. Abi benim o şerefsizlerle ne işim olur? Senin işin de hayatında şerefsizlik üzerine kurulu Mahmut. Ben bugün bir şerefsizi nüfustan sileceğim. Öyle karar aldım. Eğer konuşursan o adamları bulup sileceğim nüfustan, yoksa seni. Nedir abi Hilal'in durumu? Sakinleştirici yaptılar. İyi geldi. Uyu. Geçmiş olsun delikanlı. Felaketler üst üste geldi. Eyvallah. Öyle durumlarda insan yakınlarına moral mi vermeli? İntikam peşine mi düşmeli, karar veremez. İçi içini yer, bilirim. Aradığınıza göre başka bildikleriniz de var. Bir şerefsiz biliyorum. Yokladım. İntikamını almak için hazırsan sana anlatacaklarım var. Biliyorum orayı. Yarım saate oradayım. Halledip geleceğim. Ömer. Gözlerim parladı gördüm. Boşuna uğraşma. Ben de geliyorum. Bak millet seni burada görmezse yanlış anlar. Ciğerimi sökenlerin ciğerini sökeyim. Millet ne anlarsa anlasın. Cevdet. Gelen gidenle ilgilen, burada kal. Eyvallah. Baba olmayan anlayamaz. Allah şifa versin. Bu derneğe mi takılıyorlarmış? Kimi alacağız? Anlatacağım. Ama benim delikanlıyla önce biraz konuşmam lazım. Kardeş değil misin? Abimin intikamını almak için buradayım. Peki burada ne yapabilirsin? Her şeyi yapabilirim. Canını verebilir misin? Veririm. Devlete karşı değilim dedim. Devletin adamını neden öldürdün? Amerikalıların eline geçmiş. Devletin kim bilir hangi sırlarına vakıf. Yerimde olsan ne yapardın? Belki konuşturacaklar. Ne öldürürdüm ne de Amerikalı'nın eline bırakırdım. Oradan canlı çıkması için elimden gelen her şeyi yapardım. Yapabileceğim oydu. Onu yaptım. Birlikte yapabileceklerimize bir bakalım. Ne dersin? Belki birlikte daha iyi işler yapabiliriz. Eyvallah. Bunlar bizim kanımıza susamış. Memleketi karıştırmalarına izin vermiyorum diye öz evladımı bana düşman ettiler. İkimizin de sorulacak hesabı var Tatar Ahmet. Hele anlat ki daha fazla beklemeyelim. Dernek göstermelik. Her işlerini buradan idare ediyorlar. İşin başında Tufan diye bir şerefsiz var. Etrafına özellikle genç, cahil çocukları topluyor. Zeki olanlara eylemden sonra dezenformasyon yapmak için bilgisayar öğretiyorlar. Ailesinden, yakınlarından kayıp yaşamış, kin ve nefret içindeki gençlerden seçtiklerini canlı bomba yapmak için özel bir eğitimden geçiriyor. Kendini öldürecek kadar gözü dönmemiş olanları ayırıp patlayıcı eğitim veriyor. Gidip bakalım ne anlatıyorlarmış. Burası sizlerin geleceği yer değil. Yanlış gelmişsiniz arkadaşım. Doğruyu yanlışı senden mi öğreneceğim lan? Nerede? Yaşlısın. Tufan seni alır götürür. Uzaklaş bence. Abinin intikamını almak istiyordum. Fırsat ayağıma geldi. Bu mafya bozuntuları emperyalizmin tetikçiliğini yapıyorlar. İntikamını almaya hazır mısın? Heh, hazırım. Hamza! Arka tarafı tutun. Oradan kaçmasınlar. Delikanlı, bu ses hiç hoşuma gitmedi. Ateş etmeyi niye kestiler? Canlı bomba. Sen kaç yaşındasın delikanlı? Kendinden büyük bomba kuşanmışsın. Abimi öldürdüğünüz yaştayım. Hesabını sormaya geldim. Hesabını git Tufan'dan sor. Abini öldüren o. Boşuna dil dökmeyin. Kurtuluşunuz yok. Bak delikanlı. Burada sana sıkardım ama... anana babana... abinden sonra evlat acısı yaşatmak istemem. Gel vazgeç. Benim için artık dönüş yok. Ölmek hiçbir intikamı çözmez. İzin ver sana yardım edelim. Yapmazsam yaşatmazlar beni. Seni de aileni de nerede istiyorsan yaşatacağız. Anlaştık mı? Hatırladın mı lan beni it? Ben seni hiç unutmadım. Hiç de unutmayacağım. Tufanda kumanda var. Engel olun ona. Sakin ol. Derin bir nefes al. Merak etme, kurtaracağız seni. Abi, kurtarın beni. Bak, kumandayı almışlar. Sakin ol, seni buradan çıkartacağız, tamam mı? Patlatsana lan, korkak şerefsiz. Abini bunları öldürdü. Ulan şerefsiz. Bizim çocuklarımıza kıydın. Bu garibanların aklına girip onlara kıydın. Kolaysa kendine kıy. Giy lan şunu. Çocuğa korkak diyordun. de seni görelim bakalım. Ne oldu lan? Hı? Tırstın mı? Bas lan düğmeye. Bas düğmeye. Bassana lan. Hepimiz buradayız. Kendi canına kıymak ne kadar kolay görelim. Bas hadi, hepimiz havaya uçalım. Bas! Canımı bağışlayın. Benim her şeyi anlatırım. Bu yapılan kardeşliğin emrini kim verdi? Cemil Abbas. Onun ne işi var İstanbul'da? İstanbul'a gelme riskini göze aldıysa önemli işleri var. Eylemleri şehirlere kaydırma stratejisiyle birlikte bomba eylemleri önem kazandı. Araçla yapılan eylemler gibi. Ama gerekli malzemeyi bulmak artık çok zorlaştı. Gübre meselesini diyorsun. Cemil Abbas gübre işini halletmek için İstanbul'a gönderildi. Bu durumla Hüsrev Bozdağ'ın ne alakası var? Onun mekanı kullanıldı. Bozdağlar uzun yıllardır tıbbi malzeme sağlıyorlar. Artık gübreyi şimdi onlar temin edecek. Şerefsizler. Bildiğim her şeyi anlattım. Canımı bağışlayacak mısınız? Heh. Sen milletin canını bağışladın mı ki? Şimdi biz senin canını bağışlarsak öldürdüğün onca insanın ahı bizi boğmaz mı? Hı? Götürün şunu. Ya lan. Bu delikanlıyı alın. Ailesini bulun. Bizim evlerden birine yerleştirin. Bundan sonra ailesi benim korumamın altında. Nereye götürüyorsun Hamza? Kurda kuşa yazık. Bunun yüzünden mahlukata zarar gelmesin. Bağışlayın, işinize yararım. Sen kahpelikten başka bir işe yaramazsın. Sen yine kızacaksın şimdi bana ama bugün olanlardan sonra söylemeden edemeyeceğim. Ne zaman döneceğiz Ankara'ya bir? Anne, şu halde sorularına yanıt vermemi beklemiyorsun herhalde. Kızım bak, Ömer babasını kaybetti. Duramadın oralarda, kalktın geldin. Ama ben de seni kaybetmekten korkuyorum. Ne diyeyim anneciğim? Bilmiyorum. Döneceğiz de bir. En azından niyetin olduğunu bileyim. Geçmiş olsun Necim. Annem bırakmak istemedi. Ancak gelebildim. Duyunca kahrolduk. Ben iyiyim canım. Asıl sıkıntılı olan diğerleri. Gördüm. Hilal'i sakinleştiricilerle uyutmuşlar. Meltem perişan halde. Hepsi çok üzülmüş. Ömer nerede? Epeydir yok ortalıkta. Hamza abilerle çıkmışlar. Cevdet abi söyledi. Geç şöyle. Sen buzlu severdin değil mi? Bu sıralar ailemle aram buz gibi. O yüzden buzdan uzak duruyorum. Harbiye'nin yeğeniyle aran nasıl? Anladım. Hakkımda çok fazla şey biliyorsunuz. Ama sen baban hakkında her şeyi bilmiyorsun. Anlamadım. Baban benim projelerime, tasarlarıma engel olabileceğini zannediyor. Korkarım böyle giderse babasız kalacaksın. Ben babamla ilgilenirim. Yolumuza çıkmaz. Endişe etmeyin. O senin bileceğin şey. Babana değer veriyorsan dediğimi yap. Ben seni başka bir meseleyi konuşmak için çağırdım. Artık bölgeyi yönetecek bir konsey kuruyorum. Bu konseyde masadan aramıza katılmasını istediklerim var. Masayla birlikte yok olmasını istediklerim de var. Umarım ben katılmasını istediklerinizdenimdir. Sana bağlı. Bu konseyi masayla karıştırma. Silah satmaktan değil, bölgeyi yönetmekten bahsediyorum. Bu da ancak senin gibi hem eğitimli hem gözü kara adamlarla olabilir. Elbette bana tam bağlı olman koşuluyla. Bağladığımı göstermek için benden bir şey isteyeceksiniz galiba. Bozdağ anlar. Annemi kaçırdılar. Ona çok büyük zararı verdiler. Akıllı adamları severim İskender. Babandan bahsetmedin. Anneni kaçıran Ferhat'tı. Hüsrev sayesinde öldü. Hüsrev seninle iyi ilişkiler kurmak, eskiyi kapatmak istiyorum. Bir süreliğine bizim çocuklardan biri yanınızda olursa benim de içim rahat eder. Evet. Aynı şeyleri tekrar tartışıp durmayalım Gürkan amca. Kızım, İstanbul'da kalacaksak bence de doğrusu bu. Ha, Ankara'ya dönelim diyorsan tamam. Ama kalacaksak benim içim hiç rahat değil. Ömer Korkmaz geldi deyin. Gerek yok. Sizi bekliyorlar. Sana da geçmiş olsun. Büyük badire atlattınız. Eyvallah. İyi gördüm seni. Gürkan amcanın gelişi moral vermiş. Senin gelişinin etkisi olamaz mı? Birilerini güldürebiliyorsam ne mutlu bana. Bu ara etrafımdakilere acıdan başka bir şey vermedim. Böyle konuşma evladım. Annen kardeşin sayende ayaktalar. Berin nasıl bana umut olduysa sen de onların umudusun. Tekrar geçmiş olsun Berenciğim. Ben çocuklara talimat veriyorum, sizi korumaya alıyoruz. İtiraz istemiyorum. Gürkan amcan haklı. Yanınızda birileri olursa benim de içim daha rahat olur. Ben sizi geçireyim. Çok bekletmedim umarım. Sen icraatlarını yapmaya devam et. Biz bekleriz. Sorun yok. Yalnız o icraat değildi. İntikamdı. Çabuk haberiniz olmuş. Evet, haklısın. Gerçek icraat gecikiyor. Şamil Bey'in selamı var. Red'in akıbetini soruyor. Red beni Hüsrev'le sınamaya kalktı. Ama güvenini kazanmaya başladım. Öldürmek için güvenini kazanman gerekmiyor. Ama Brett yeni bir oluşum içinde. Bölgede bize düşman unsurların hepsini bir araya topluyor. Bırakalım işini yapsın. Bütün düşmanlarımızı aynı masada toplasın. Hepsini birden imha edelim diyorsun. Ama sana verilen talimat bu değil. Ben Şamil Bey'e de Enver Bey'e de aynı şeyi söyledim. Ben kendi kararlarımı kendim veririm. Kendim uygularım. Eğer uymuyorsa benimle çalışmak zorunda değilsiniz. Şamil Bey sana Fred'in İstanbul'a gelişinin kozmik belgeleri ele geçirmek olduğunu anlatmıştır. Ben de başka boyutunu anlatayım. Sınırlarımızın güvenliğini korumak için halife örgütünü sürmemiz gerekiyordu. Bunun Fred açısından ne kadar kritik olduğunu anlayabiliyor musun? Sınır giriş çıkışlarını kontrol altına aldıktan sonra insan kaynakları ve lojistik durdu. Nusret bu yüzden mi geldi İstanbul'a? Hem kitlesel hem de etki odaklı suikastler düzenleyerek bizim kararlılığımızı kırmak istiyorlar. Yani? Nedir bu? Güvenlik tedbiri diyebilirsin. O zarfı iyi sakla. Varlığını senden başka hiç kimse bilmesin. Gerekmedikçe açma. Nereden anlayacağım gerektiğini? Merak etme. O duruma gelirsek anlarsın. Bir konu daha var. Cemil Abbas amonyum nitrat için geldi İstanbul'a. Nereden temin eder? Devlet için şüpheli yerler nereleri bilmem lazım. Fazla sana ulaştırır. Kendine iyi bak Ömer. Bize lazımsın. Enfeksiyon yok. Her ihtimale karşı ilaca devam edelim. Tahmin ettiğimden çok daha hızlı toparlanıyor. Ömrümde böyle bir şey görmedim. Ömründe kaç kere bozdağını gördün? Ellerine sağlık. Yapabileceğimiz herhangi bir şey var mı? Şimdilik ilaçlarını, serumu ihmal etmeyin. Dinlenmeye devam etsin yeter. Yiyeceğinin, içeceğinin mahsuru var mı? Yok. Gaz yapacak gıdalardan uzak dursa iyi olur. Gaz dedi, aklıma Emmoğlu geldi. Hüsrev'den bir haber yok mu? Bize para göndermiş. Parayla Bozdağ'ların başına geçiliyor sanmış. Sana yeni bir saat lazım emmi. Kendine pahalı bir saat al. Altın olsun. Git Hüsrev'e göster. Zannetsin ki seni satın almış. Haberleri açtınız mı Ferhat Hanım? Haberlerle ne işimiz olur bizim? Sırrın mahallede bomba patlatmış örgütçüler. Sırrı duman etmişler. Ölmüş mü? Yok. Eşi dostu varmış. Kendisi yokmuş. İyi. Sırrı benden başkası öldürürse eğer, İstanbul'da adam kalmayıncaya kadar herkesi öldürürüm. Hüsrev geldi. Gelsin. Seni bizim sırata sokalım. İyi vuruyorsun. Karşıma sen çıkacaksan ne olur. Bahis toplayamayız o zaman. Ve biz artık dost sayılırız. Bizim çıkacağımız maçta dostluk maçı olur. Amerikalı dedi ki, Hüsrev yaptıklarından pişman. Gelip sana af dileyecek. Affetmek büyüklüğün şanında var. Büyük olduğumuz için katlanacağız. İstersen bir de elini öpeyim. El öptürmek babamın işi. Ben öyle şeyler sevmem. Ailene yapılanlarla benim bir ilgim yok. Yapanlar toprağın altında zaten. Benim ağzımdan afmış, merhametmiş, böyle şeyler çıkmaz. Amerikalı ortak olacaksınız dedi. Niyetin yoksa beni daraltma. Çok merak ediyorum. Daralırsan ne olur? Kana kar İskender. Benim daralmamı bir tek o geçiriyor. O zaman bir kurban keseriz. Kanını da alnına süreriz. Geçer. Kimmiş bu kurban? Bana kimi layık gördün? Ömer Korkmaz. Uygun mudur? Tam kafama göre biriymişsin. Biz seninle neden daha önce tanışmadık? Sınıf farkından Hüsrev. Sen benim olduğum noktanın yakınlarına anca gelebildin. Amerikalı bizi aynı sınıfa koydu. Kaçıncı yok. Bundan sonra beraber iş yapacağız. Nereye? Ne biçim konuşursun sen benimle? Bundan sonra böyle. Abinin haberi var mı geleceğinden? Sabri, çekil önümden, kendini ezdirme. Burası Tatar Ahmet'in evi. Tatar'ın yoluna canını verenler dışında müsaade almadan kimse giremez. Git haber ver öyleyse. Biraz daha uzatırsan elimde kalacaksın. Tatar, seninle bir şey konuşacağım ama beni lütfen yanlış anlama. Savaş açmanı haklı buluyorum. Sana yapılanlar sineye çekilmez. Ama Ömer Korkmaz'la bu kadar yakınlaşmanı doğru bulmuyorum. Bu adamda beni huzursuz eden bir şeyler var, güvenmiyorum. Ömer, seni kurtarmam için her baba yiğidin göze alamayacağı fedakarlıkta bulundu. Babasının intikamını bekletti, eline geçen fırsatı tepti. Sen bana güven yeter. Abi Fuat geldi. Göndereyim mi? Görüşür müsün? Gelsin. Beyefendinin silahını alın. Sabrımı sınama Sabri. Silahını vermeden alamam. Dua et, vaktim yok. Yoksa beline sokmazdım. Yeni patronun emriyle mi geldin? Yoksa kendi namı hesabına mı geldin Fuat? Senin namı hesabına geldim. Abbas, Tatar sizin mekanı darmadağın etmiş ha? Tatar'a özel bir paket hazırlatıyorum. Uzun bir yolculuğa çıkacak. Sevdiği bir şey varsa pakete koydurayım. Sen eski dostusun, bilirsin. Tatar'ın yanında Ömer Korkmaz varmış. Ona ne göndereceksin? Onu Hüsrev'e bıraktım. Sen o paketi Ömer'e gönder Abbas. Tatar'ı şimdilik bu işten sıyıracaksınız. Kirve, Tatar büyük düşmanımız. Bedelini ödemesi lazım. Bak, Tatar'ın oğlu İskender benim ortağım. Bol sıfırlı bir çek yazar, bu işi kapatırız. Şimdilik paketi bekletiyorum Kirve. Çeki bir görelim, ona göre bakarız. Hadi. Bu kadar uğraşıyoruz ama babanın geleceğine emin misin İskender? Gelecek. Biz ne kadar kavgalı olursak olalım benim için gelir. Ağam, Tatar geldi. Tatar, barut kokuyorsun. Yine nereleri dağıttın ha? Sizinle çene çalmaya gelmedim Gerbaşlı. Söyle bakalım İskender. Neymiş bu sizin için önemli mesele? Tatar, mekanıma geldin, bana saygısızlık yaptın. Olmadık laflar söyledin. Adamıma çöktün. Biz eski dostluğumuza binaen yutkunduk. Tatar şimdi düşkün, öfkeli dedik. Bizim sakin olmamız gerek dedik. Elbet Tatar da durulur diye düşündük. Ama sen ne yaptın? Gittin, örgütün mekanına çöktün. Artık örgütü de mi siz koruyorsunuz? Sizin ne işiniz var örgütle? Baba, biz seni korumak için uğraşıyoruz. Gevaşlı az önce araya girip işi bağlamasa evimize bombalı paket gönderecekti o örgüt. Biz eski dostuz. Yutkunuruz. Ama örgüt yutkunmaz Tatar. Ne seni bırakırlar ne de Güler Hanım'ı. Artık bu durumu kabullenmen lazım. İsviçre'ye gideceksiniz. Hem annemin tedavisi için iyi olur, hem de hayatta kalman için. Her şeyi düşünmüşsünüz. Harbiyle, Turan Bey'le, ilgili kim varsa hepsiyle görüştük. Geçmişe bir sünger çekeceğiz. Seni itibarına yakışır bir şekilde emekli edeceğiz. Örgüte kaç sıfırlı bir çek yazdın İskender? Baba, senin ve annemin hayatı söz konusu. Paranın ne önemi var? Ne kadar olursa olsun. 1 lira bile olmaz İskender. Benim 1 liramla alacakları bir mermiyle birine sıkacaklar, benim için ölmekten beter. Tatar! Yine başladın vatan, millet, bayrak demeye. Biz bunların peşinde koşacak yaşı çoktan geçtik. Seni Ömer Korkmaz mı gaza getiriyor baba? Biz artık gaza gelecek yaşı çoktan geçtik evlat. Ama sen tam o yaştasın. Kimin gazına geldiğine dikkat et. Sizin bayrağınız da selam durduğunuzda bu. Bu bayrağın artık burada işi yok. İyi düşün Tatar. Bundan sonra ölümden başka hiçbir şey yok. Ben artık ölümden korkacak yaşı geçtim yavaşla. Ama siz Tatar'dan korkmaya devam edin. Gel